TV ekranlarından herkese merhabalar. Futbol Aktüel programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün sıcak bir gündem var. Gruplar belli oldu bölgesel amatör ligde. Biz de bunları değerlendirmek üzere Üye 1957 Spor Başkanımız Sayın Mehmet Ali Durağ'ı davet ettik. Teşekkür ediyoruz kendisine davetlerimizi kabul ettiği için. Rica ederim. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Yine sıcak bir fikstür var. Her şey belli oldu. Onlara geçeceğiz ama ben ufak ufak bitmiş bir ligimiz var. Önce onu konuşmak istiyorum. Başkanım sizi davet etmiştik buraya. Beşiktaş şampiyon olur demiştiniz. Öngörünüzde çıktı. Beşiktaş şampiyon oldu bu sene. Güzel bir mücadele oldu Süper Lig'de. Kesinlikle çok güzel bir mücadele oldu. Yani sezonun başında kimsenin böyle olacağını düşünmediği bir mücadele oldu. Futbol yine güzelliklerini gösterdi. Hani ben Beşiktaş'ta olduğum için mi bana böyle geliyor bilmiyorum ama hani Beşiktaş'ın da hak edip bu sene bu ligi kazandığını herkes buna hemfikir oldu. Ben o zaman Beşiktaş derken de çevremdeki arkadaşlarıma da önce Beşiktaş daha sonrasında da Ünyespor'la bu finali göreceğimizi söylüyordum. İnşallah da aynı temennimiz bu şekilde devam ediyor ve sonucunda bir gün bu programa gelip Ünyespor için de aynı şeyi söyleme temennimiz var. İnşallah başkanım. Ben Murat Hocam'a da söz vermek istiyorum. Çekişmeli bir lig oldu. Konuşamadık tabii. Siz evet. Nasıl buldunuz ligi? Buradan, beğendiniz mi bu sezon? Buradan tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Mehmet Ali Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Yani lig güzel geçti. Sonlara doğru çok iyi geçti bence. Beşiktaş da sonuna kadar hak ediyordu zaten. Bence hak ettikleri bir şampiyonluk oldu. Tebrik ediyorum Beşiktaşlıları. Evet Halil Hocam, siz ne düşünüyorsunuz Süper Lig hakkında? Biz burada geçen hafta bayram dolayısıyla program yapmamıştık evet. Ama ondan önceki programda ben Beşiktaş zaten şampiyon demiştim. Yine iyi zorladık ama hocam. Aynen. Yani ben mesela 10 kişi Karagümrük'e kaybetti Beşiktaş. Mutlaka kazanır diyordum. Yani 11-11'de de o maçta bir hata yapacaklarını düşünmüyordum. Evet. Ama Beşiktaş bence hak etti. Sonuna kadar hak etti. Sezonun takımı Beşiktaş. Sezonun hocası Sergen Yalçın. Kesinlikle. Sezonun futbolcusu Raşit Gezal. Evet bence de. Değil mi? Evet. Kesinlikle. İnşallah bunu Ünyespor'la taçlandıracağız diyorum. İnşallah. Evet, evet bir de tabii komşumuz var Samsunspor maalesef son anda lige çıkamadı. Playoff maçında Altınordu'ya kaybetti iki maç sonucunda. Final İzmir finali oldu. Sizin öngörüleriniz neler bu final hakkında? Süper Lig'e kim yükselir bu sene? Ben Altay diyorum. Bence de Altay olur. Yani Altınordu'nun sistemini bu arada çok takdir ediyorum. Evet kesinlikle yani çok güzel sistem. Şampiyon Ligi'nde final oynasınlar inşallah. Yani i̇nşallah. Aynı sistemle, aynı mantaliteyle. Ama hangisi kazanır diye düşündüğümde sezon boyuncaki oyunlarıyla falan. Evet. Mustafa Hoca faktörüyle. Evet. Daha yani tecrübeli, daha hazır. Altay'a daha yakın. Bugün. Evet. Halil Hocam siz. Geçen hafta burada şey söylemiştim. Keşke Trabzonspor'da ligin son 8 haftası Hüseyin Cimşir'e devam edeceği yere geçen sene. Geçen evet. Sezon yani 2 sezon önce Şenol Güneş'i Abdullah Avcı'yı getirmiş olsaydı şampiyon evet. olur demiştim. Şimdi Altay'da normal bir mesela örneğin rastgele bir hoca söyleyeyim şimdi isim de var. Örneğin Uğur Tütüneker'di. İşte Hamza Hamzaoğlu'ydu. Evet. Yani bunları dahi getirseydi belki de bu finali göremeyecekti. Aynen. Ama şimdi Altay Mustafa Denizli'ye güvendi. Zaten buraların hocası. Daha önce de şampiyonlukları çok yaşadı. Özdeşleşmiş birisi. Zaten para içinde gelmedi. Para şehit ailelerine bağışlandı. Çok güzel. Ben Altay'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama müthiş bir sinerjiyle oynayan ama Altınordu'nun yani sonuna kadar zor bir maç olacak. Yani uzatmalar, penaltılar. Çok güzel bir final maçı olur bu arada. Onu Yani, yani buradan Altınordu da çıkmış olsa hak etmiş oluyor. Çünkü bütün sezon boyunca gerçekten genç topçulara çok önem veren bir kulüp. Aynen. Çok da güzel yetenekli topçuları var yani. Biz bugünden bir sürü topçuna transfer teklifleri var. Evet. Samsunspor'un başka sıkıntıları vardı. Sezon içinde bu sıkıntılar hep vardı zaten. Takım hiçbir zaman iki hafta üst üste iyi oynamadı. Takım olamadı. Evet. Ligin en pahalı takımıydı ama hep problemleri vardı. Takım içinde bir sürü karışıklık vardı. En son sağ bek ve sol beklerini kadro dışı bırakmışlardı ama yani sadece onlarla bitmiyordu. Bunun Ertuğrul Hoca da farkındaydı. Başkan da farkındaydı. Zaten başkan son haftalarda panikle bazı anlamsız açıklamalar yaptı. Hatta Tanju Çolak da Tanju Çolak hakkında da açıklama yapmıştı ama belki Tanju doğru olanı söylüyordu. Evet. Başkan şey yaptı yani başkanın başarısı için söylediklerini açıkladı zaten. Halbuki aslında başkan çok başarılı bir başkan yani enkaz devraldı. Evet. Evet. Biraz size de bence başkanım yani şu an enkazdaydı. Doğru. Ya tabii benziyor biraz hikaye olarak. Benziyor. İkisinin de hak etmediği yerlerde olduğu bir dönemde devralındı.
Başkan çok çaba gösterdi ama ona çok mesela kimse şey diyemez yani. Yok, sen yok. Bunu burada bir şeyleri burada yaptığı yanlışlar olmuş olabilir ama yönettiği süreç genelinde doğru şeyleri yapmaya çalıştı. Ertuğrul Hoca mesela gitmeli miydi, gitmemeli miydi orasını bilmiyorum. Çünkü bu sezona kadar ya başarılı gelmiş bir şey. Yani sonuçta vaat edilen iki lig üst üste tabii geldiler, şey yaptılar. Hani kalmalı mıydı, gitmeli miydi bilmiyorum ama çok kolay psikolojiler değil orada. Ama yani şey, hani onları yönetmesi, evet, şimdi başkanın yaşadıkları, adam çıkmış yani dünya masraf, dünya emek. Bunun sadece ekonomik boyutu yok. Bunun manevi bir tarafı var. İşinden, ailenden bir sürü şeyden feragat ediyorsun. Sonucunda da tek seni bu konuda keşke demeyeceğin şey şampiyon olmak kalıyor yani. Aynen. Hani evet. Şimdi şöyle bir şey aslında oldu. Mesela bugün Fenerbahçe'de dünya kadar topçu aldı. Yani Samsun Spor da aldı. Üstliklerden topçu aldı. Ama yani bu demek ki bir arkadaşlık ortamı oluşması gerekiyor. Yani Beşiktaş'ta bu ortam çok güzel oluştu. Fenerbahçe'de oluşmadı diye ben şey yaptım. Hatta Erol Bulut'u ben dedim 10. 11. hafta gider falan diye düşünmüştüm ama yine o da bayağı dayandı da. Yani onlar da Emre Belözoğlu'nu getirdiler. Yani maçı kazandı ama iş bitmişti. Işık yani vermedi. Sonuçta şöyle söyleyeyim. Bu sene bize şeyi gösterdi. Bu işin sadece parayla olmadığını. Tabii canım. Arkadaşlık ruhu olması lazım takımda. Aynen öyle. Kolej havası da bir tane. Ama yani Samsun Spor'un kadro yapılanmasında da mesela iyi bir hücum hattı yoktu bence Samsun Spor'un. Evet. Yani. Santrafor'da Veli mi? Tam Santrafor. Nadir Çiftçi var. İşte Nadir'di, Veli'di bunlar. Ama Altay'ın bir Santrafor var. Her sene 35 tane var. Evet, o adam çok iyi. Genden geliyor. Kardeşini de bu tarafta atıyor falan. Hani, aynen öyle. Ben mesela çok takdir ediyorum öyle insanları da. Evet. Hani Süper Lig'den de bir sürü takımdan da daha öncesinden de teklif geldiğini, evet, falan söylüyor. İzmirli olmuş. İzmirli, evet, iş yapıyor. Başkanım güzel şey. Yaranım bırakalım. Başkanım yaşı da var ama inanılmaz çalışıyor belli. Kesinlikle bu yaşta, yoksa o fiziği koruyup şey bu vardı performans. Bir ara Yunan golcü neydi o? Gekas. Her gitti takımda gol atıyordu adam yani şimdi. Bazı topçular işi gol atmak her yaşta atabiliyor yani. Aynen sıkıntı öyle. Yok. Aynen öyle. İsterseniz yavaş yavaş bölgesel amatör ligi, bizim ligimizi de konuşmaya başlayalım diyorum hocam ben. Alev, ekrana grupları verebilir misin rica etsem? Daha dönüşü yok Bal Ligi. Bal Ligi yeni bir statü, artık yeni gruplar belli oldu. Ünye 1957 sporumuz 3. bölge 2. grupta. 2 tane Trabzon takımı, bir de Ordu 1967 sporla mücadele edecek. Şimdi hocam üstüne konuşulması gereken 5. grupta önemli takımlar var. Evet, birçok zorlu takım var. Şimdi ilk önce bizi izleyenlere şunu söyleyelim. Burada 8 tane grup var. 8 tane grubun birincileri çeyrek final, yarı final ve final oynuyorlar. Yani bu 27 takım sanırım burası. Bu 27 takımdan bir tanesi 3. lige çıkıyor. Bir defa çok zor bir şey başkanım bu. Evet. Hatta şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin Euro 2020'yi kazanmasından bile daha zor. Kesinlikle çok gerçekten daha zor. Alıyor muyuz ekrandan? Alalım ekrandan. Şimdi başkanı zaten sen... Evet başkanım, benim bazı sorularım var. Ben hazırlıklı geldim bu sefer. Şimdi ben önce şurasını hocamın değinmeden geçemeyeceğim. Daha zorlu, çok zorlu, bayağı zorlu falan diye bir şey değil. Burada bölgesel amatörlük Türkiye'de benim bilgim ve tecrübemle bölgesel amatörlük Türkiye'nin en zor ligi. Evet, evet. Kesinlikle yani öyle. Çünkü tabii geri kalan bütün liglerde en fazla 20 kişiden bir tane şampiyon çıkıyor. Aynen. Burada zaten en başında kabul ettiğin statüde 266 taneden 9 tane çıkıyor. Evet. Yani bu da 30'da 1 gibi bir ihtimalle, evet, tekabül ediyor ki ilk biz 30'da 1'e de razıydık. Hani yeter ki burada oynansın, oynan, bu top. Evet. Buraya kadar getirilmiş bir şey var. 27'de 1 oldu. Ama arkadaşlarımızla konuştuğumuzda 266'da 1 de olsa Ünye Spor burada bu mücadelenin içinde olması gerekiyor. Evet. Yani hani burada mücadele eder misiniz diye bize 4. kez soruldu. İlk Ahmet Başkanımız da daha önceki yönetimde başladı. Bir dahaki sezonu oynayacak mısınız diye. Evet oynayacağız dendi. Bütün takımlara soruldu. Daha sonrasında sezon başında bir daha soruldu. Ondan sonrasında katılım ücretleri şey yapıldı. Oynayacağız. Biz bu ligi oynayacağız. Oynama isteğimiz var. Tabii. 4 kereden sonrasında hala da oynamak istiyoruz. Çünkü bizim inandığımız Ünye Spor mücadele etmek ister misin diye sorulduğu zaman ona hiçbir zaman hayır dememiş. Hiçbir zaman hayır demeyecek olan bir takımdır.
Önce onu düzeltin. Yani çok zor diye bir şey yok. Zaten bayağı zor olan bir lig var. Evet. Peki yeni bir statü oldu. Yeni bir başlangıç oldu aslında bütün gruplar, kurallar derken. Bu süreç nasıl işledi başkanım? Haberimiz yok aslında. İçeride neler oldu? Biz bunları öğrenmek istiyoruz. Aslında bizim de haberimiz yok çoğu şeyden. Yani inanılmaz bir yönetim görüyoruz şu süreçte. Genel Türkiye Futbol Federasyonu'nun haricinde oradaki aksaklıklar birçok zamanda zaten devam etmiş. Evet. Bir sürü aksaklıklar vardı. Ama Bölgesel Amatör Lig'in en azından bir haysiyetli bir statüsü, bir modeli, bir kesinliği, garantisi olan bir durumu vardı. Evet. Bu sene her şeyi farklı yaptılar. Ve hiçbir şeyden de daha öncesinde ne fikrimiz alındı, ne bir şey söylendi. Herkes gibi biz de akşam TFF'nin sayfasından duyabildik. Öncesinde aldığımız bilgiler, bir de şöyle bir durum var. Şimdi bir yerden bilgi geliyor Murat abi. Böyledir diye düşünüyorsun. Tamam mı? Ondan sonra 15 yerden farklı bir daha bilgi geliyor. Aynı güvenilirlikte olduğunu düşündüğün insanlar. Evet. Herkesten farklı bir şey çıkıyor. Şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Dün akşam adamlar statüyü açıklamışlar. 4 tane bölgeden 4 tane takım çıkacak bu ligde demişler. Hala telefonlarda yok. 9 takım çıkacakmış da şimdi söylememişler falan. Adamlar tabii kesinlikle çok büyük bir bilgi kirliliği var. Bunun sebebi de doğru bilgiyi kimseyle paylaşmadıkları. Paylaşmadıklarından dolayı. Biz de takım başkanları olarak, ha öncesindeki süreçte Ankara'ya gitmemiz falan filan gibi şeyler söylenirse, hani mücadelenin neresinde bunu futbol emekçilerinin haklarını savunmak gerektiyse sonuna kadar savunduk. Hatta başkanlar gitmeden önce senelerde konuştuğumuzda, evet, oyuncular gidecekse biz oyuncularla da gideriz. Evet. Konuştuk. Ondan sonrasında oyuncular bir kere gittiler, daha da gitmediler. Evet. Sonrasında biz elimizden geldiği kadar devralmaya çalıştık. Yani federasyonun kararlarında bir düzen yok. Bunu belirtiyorsunuz sanırım. Yani bu kararlardan memnun musunuz? Son olandan, şu anki durumdan. Yani memnun değiliz. Lig usulü oynanması bunun her zaman daha keyifli olan bir şeydir. Tabii canım. Yani şimdi Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe toplamda 10 maç oynasa Süper Lig bu kadar keyifli olur mu? Yani 3 ayda bir turnuva yaparlar. Evet. İş biter yani. Şimdi buradaki mevzu da o sürecin keyifli olması için uzun dönem lig usulü oynanan bir lig çok daha tabii ki keyifli. Bu maçlar olur. Peki iç saha dış saha mı olacak? Evet. İç saha dış saha. Şimdi şöyle yapalım. Grupları bir değerlendirelim. Evet, grupları tekrar alabilir miyiz ekrana? Ekrana getirmeden değerlendiririz. Burada var, önümde var benim. Tamam hocam. Hem beraber ben de açıyorum önümde. Sende de var zaten. Evet hocam. Şimdi birinci grup Rize Özel İdare, Çamlıhemşin ve Salarha. Ya ben buradan gelecek bir takımın, tabii ki tek maç belli olmaz ama çok zorlayacak bir takım yok. Yani biz bu takımları tek tek biliyoruz. Hazırlık maçlarını takip ediyoruz. Futbolcularını biliyoruz. Bence burada başkanım, yani tabii ki sürpriz sonuçlar olur ama yani bir çeyrek finalde, yarı finalde karşılaşırsak ben birinci gruptan gelen takımları, yani maçlarımız daha rahat geçeceğini düşünüyorum. Burada bence en zor grup yine bizim ikinci grupla beşinci grup. Beşinci grupta grup, biz evet. Yani siz Trabzon takımıyla bizi aynı gruba vereceklerini tahmin ediyor muydunuz başkanım? Tahmin ediyorum. Duyum harici. Şöyle duyum tabii ki sonrasında bir duyumumuz oldu ama tahmin etmiyorum. Hani ben daha çok bizi Samsun tarafına bağlarlardı. Samsun'da zaten muhtemelen iki takım olsa bizi Samsun tarafına, evet, bağlayacaklardı. Evet. Yani hani öyle bir şey vardı. Ama orada tek olan takımları bir gruba almayı bizim o tarafımızda öyle şey yapmıştık. Onun için hani tahmin etmiyorum Trabzon takımını. Şimdi olacağını. Bizim rakiplerimize baktığımız zaman, bizim grubumuza geldiğimiz zaman Ordu 1967 iyi takım kurdu başkanım. Siz de izleme fırsatı bulmuşsunuzdur kampta. Yani bence siz nasıl toplamda 260 takım varken en iyi 3-5 takım arasındaysınız kadro kalitesi olarak. Ordu Spor'da o 5-6 takım arasına girerdi bence. Tonya Doğan'ın bir tane hazırlık maçını canlı izleme fırsatı buldum. Yani Tonya Doğan da fena bütçelerle kurulan bir takım değil ama ben oyunsal olarak çok beğenmemiştim Tonya Doğan'ı. Sebat Gençlik zaten genç bir takım olmasına rağmen orada da ben mesela başkanım siz maçı izlerken şunu diyeceğinizi tahmin ediyorum. İşte Halil hocam, işte Sebat'ta iki tane oyuncu beğendim ki seneye 3. lige çıkarsak düşünürüm transferini diyeceğiniz 2-3 tane futbolcu olacağını düşünüyorum. Yani ben grubu böyle değerlendiriyorum. Hem sizden başkanım, hem de Murat abiden, hem de Hakan kardeşimden bir değerlendirme alabiliriz burada. Sizden başlayacağım. Sizden başlayalım başkanım. Şimdi şöyle
buradaki takımların sadece Ordu olarak değil, birçoğunu kampta, biz de aynı zamanda kampta olanları, kampta olmayanları yakın çevrelerdeyse görüp, hatta oynamaya çalıştığımız, oynadığımız, evet, maç yapalım istediğimiz takımlar var bizim bölgemizde. Bu şöyle bir şey. Burada 7 tane, toplamda 6 tane grupta maç yapacaksın. Evet. Daha sonrasında da finalde şampiyon olmak için 3 tane maç kazanacaksın. Evet, evet başkanım. Toplamda kaç yapıyor? 9 tane maç yapıyor. 9 maçı yenecek. 9 tane maçı kimle oynadığın çok önemli olmadan kazanmak gerekiyor. Yani. Yani bunun zaten böyle bir şeyi var. Öbür tarafa gitsen, öbür tarafta da iyi bütçeli başka takım var. O tarafa gitsen şey. Ha burada bizi bu tarafa atsa diyeceksin, burada da çok iyi takım. Yani bunları da yabana atmamak lazım. Hiçbir takımı yabana atmamak lazım. Bütün takımlar burada çıkacak, oynayacak. Hani hepsinin de böyle birbirinden biraz bağımsız olan takım. Mesela Rize takımı var 3 tane. 3 tane farklı ilçenin, 3 tane farklı merkezdeki şey. Aynen takımı. Öyle. İşte Ordu öyle. Tebat Tonya öyle. Hani burada baktığın zaman bence bu kadar karma bir şeyin, diğer başka bir takımı olmadan oynamanın çok daha keyifli bir lig olacağını düşünüyorum. Hani güzel maçlar olacaktır. Bence çok güzel takımlar. Çok güzel maçlar olacak. Şöyle de olabilir. Yani aslında lig uzun, 17-18 maç oynayacaktı zaten takımlar. Müthiş olurdu. Yani 17-18, ama şimdi belki böyle hedefe daha kestirme gidebiliriz. Ya tabii. Yani bizim Ünyespor'un, yani 1957 Spor'un takımı güçlü, güzel, iyi de takım kurmuşsunuz başkanım. Yani inşallah biz hepsini vura vura gideceğiz yani. Eze eze. Yani temennimiz öyle tabii ki. Yani İnsanları burada meydana yığacağız, toplayacağız diyorum. Ya inşallah amacımız o. Yani bu takımın profesyonel ligde oynadığı zamanlarda ya da şu anda dahi sokağa takım indiği zaman, sahaya indiği zaman takımın her zaman bir karşılığı olmuştur takımınızda. Ben bunun başarıyla çok daha körükleneceğini düşünüyorum. Şimdi ben yıllar öncesini hatırlıyorum. Bir Erzincan düşme maçımız vardı bizim. Yani stat 15 bin kişi full. Yani dışarıdan insanlar giremiyordu içeriye. İçeri, yani bu şehrin bir futbol hevesi var. Yani bu heves de belki kırılmıştı ama sizlerle beraber tekrar bu heyecan yerine gelecek diyorum ben yani. İnşallah. Şehir de zaten destekleyecek. Evet. Yani sadece bir kişinin üzerinde olmayacak bu yükler. Şehrimiz de bu takıma sahip çıkacak. Ha bu sene olmadı, seneye. Aynen. Yani inşallah bu sene çıkarız da inşallah. Seneyi beklemeden inşallah bu şampiyonluk turunu atarız diyorum ben Ünye'de. İnşallah. Temennimiz bu yönde. Çünkü profesyonel ligde olduğu zaman daha çok hayalimizi gerçekleştirebileceğimiz, evet, bir durum var. Aynen. Yani profesyonel lig bize burada daha hareket kabiliyeti verecek. Hani altyapı takımını süper amatörde, şeyde değil de elit ligde oynatma şansı verecek. Evet. O bu verecek, bunu verecek. Bir sürü sana imkan verecek. Oraya attığımız zaman burayı çok daha keyifli bir, tabii, spor şehri yapabileceğimize inanıyorum. Aynen. Şey başkanım, diğer 6 gruba da bir kısa kısa bir değinelim. Daha sonra Doğan Özcan bağlanacak, bizlerle olacak kendisi. Evet. Onu da yavaş yavaş hazırlayalım. Evet, aynen. Doğan'la bağladıktan önce ya da sonra sen yorumları da okursun. Tabii, orada tabii soru var mesela. Lig başlarsa seyirci alınacak mı? Seyirci alınmazsa maç verilecek mi? Bunları hep cevaplarız daha sonra. Evet, hepsini cevaplarız. Şimdi 3. gruba baktığımız zaman Atakum, Boyabat, Kastamonu özel idare var. Ben Boyabat'ta hazırlık maçı yapmıştık Ladik'teyken. Yenmiştik onları 2-1. Boyabat'ta Kastamonu'yu yenmiş. Tabii bunlar hazırlık maçı. Kesinlikle önemi yok. Aynen. Ama ben bu gruptan İmdat Hoca'nın takımının, Atakum'un birinci çıkacağını düşünüyorum. Ben çünkü çok beğendim Atakum'u. Başkanım siz de beğendiniz sanırım buradaki İmdat maçta. İnşallah çıkar. 4. grupta Niksar, Amasya, Merzifon. Üçünün de şansını eşit görüyorum. Erbaa Gençlik bir tık daha genç takım, zayıf takım. Ama üçünün de ben eşit şansı olduğunu düşünüyorum. Belki bir tık daha Niksar önde olabilir onlardan. 5. gruptan bir Şampiyonlar Ligi gibi olmuş. Başkanım siz kampta izlediniz. Kayseri MR Grup, Talas Gücü, Sivas Cumhuriyeti. Bence Sivas içeride kolay kolay maç kaybetmez. Ve Çorum Çimento, onlar da bugün Niksar'ı yendi hazırlık maçında. Siz Kayseri MR ve Talas'ı izlediniz başkanım. İzledik. İyi takımlar. Güzel takımları var. Yani Talas'la oynadık hatta. Gayet iyi takım var. Yani orada hazırlık maçlarının çok fazla şey olmadığı yok, için. Ama görüyorsunuz.
Talas'ın ve Emar'ın iyi kadro yaptığını kağıt üstünde zaten hepimiz de görebiliyoruz. Bütçeli takımlar başkanım. Yani. Evet. Bağlantımız hazır herhalde hazır şu anda. Evet. Kaptan, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar. Öncelikle Sayın Başkanım ve stüdyodaki herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğin için. Rica ederim. Kaptan, tabii işin teknik yanını da konuşmak gerekiyor. Takımın içini de ben de sana bu yönde sorular sormak istiyorum müsaadenle. Tabii ki, buyurun. Federasyonun zor şartları oldu ama buna rağmen şu anda Ünye 1957 Spor resmi olarak lige katılıyor. Siz futbolcular olarak bunu nasıl karşıladınız? Biz futbolcular olarak onurlu ve gururlu bir şekilde karşıladık. Çünkü Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulumuz bize güvendiğini, şartlar ne olursa olsun bize inançlarını her zaman söylüyorlardı zaten. Ve bunu lige katılarak bir kez daha göstermiş oldular bize inandıklarını, bize güvendiklerini. Yani biz futbolcular olarak onların inancına, güvencine karşılık, yani bizler de artık o sahaya çıkarak terimizin son damlasına kadar mücadelemizi vereceğiz inşallah. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bir de işin tabii fiziksel yönü, sağlık yönü var. 6-7 aydır maç yapmıyorsunuz. Yani 6-7 ay değil, bir yıl oldu değil mi hocam? Uzun süredir maç yapılmıyor amatör ligde. Hani bu durum sizi nasıl etkiledi? Şu an takım ne halde? Futbolcular nasıl? Yani idman yapıyorsunuz ama maç yapamıyorsunuz 6-7 aydır. Nasıl ilerliyorsunuz? Ya bizleri gerçekten şu dönemde en çok etkileyen şey psikolojik olarak zaten bugün, yarın başlayacak yalanları etkiledi zaten bize en çok. Psikolojik yönde daha çok etkilendik. Yani onun dışında bizler zaten bu işi severek yapıyoruz. Bu 6 ay, 7 ay olmuş, 1 sene olmuş. Antrenman yapmak önemli değil. Bu işin asıl amacı maç oynamak zaten. Bizler de o maç oynamak için çoktan hazırız yani. Yani hem kafa olarak hem vücut olarak her şekilde hazırız yani. Peki gruplar belli oldu, siz de öğrendiniz. Şu anda takımın mevcut durumu ve grupları kıyasladığımızda şansımızı nasıl görüyorsunuz? Takımdaki hava nasıl? Nasıl bir etkileşim oldu? Ya takımımızın gerçekten hani başkanından, yönetiminden, teknik ekibinden, malzemecisinden, masöründen, aşçısından, futbolcusuna kadar aile ortamımız var. Biz de bu aile ortamına layık bir şekilde çalışmalarımızı 6-7 aydır sürdürüyoruz zaten. Hem psikolojik olarak hem de güç ve taktiksel anlamda hazırız. Yani artık özlediğimiz o sahaya en iyi şekilde, hazır şekilde çıkacağız. Yani bu şekilde yani hocamızın taktikleri doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Umarım biz de hedefe ulaşmayı hedefliyoruz hep birlikte. Ünye kenti olarak hem takım hem yönetim hem taraftar olarak bütün hedefimiz bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz Doğan Kaptan bizlere katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hakan'cığım, şimdi sen yorumları okursun. Ben telefonu sana vereceğim. Sen tabii hocam, ben de görüyorum şu anda. Yorumlar ama var. Ben ondan önce bir başkanıma bir soru var. Tabii, onu lütfen. Ben sorayım. Başkanım, şimdi bir soru geldi ya en son az önce. Maçlara seyirci alınacak mı ve maç yayınlanacak mı diye soruyorlar. Çünkü içeri giremezsek Ünye Spor'umuzu nasıl takip ederiz diye. Buna da bir cevabı siz verin. Maçlara seyirci alınmayacak. Yani o kesin bir şey. Maçların yayınlanması konusunda da çok istiyoruz. Keşke herkes yayınlasa. Ama bunun belli yükümlülükleri, şeyleri var. Hukuki olarak olmasa da biz yayınlanmasını isteyen takım kanallara elimizden geldiğince yayınlatmaya çalışacağız. Ama şundan kesin yayınlanacak, şöyle olacak diye bir şeyimiz yok. Şu anda görüşürüz. Tam bir şekilde bir yayınlanacak. Yayınlanmasını istiyoruz. Bu ligin bu kadar bu dönemde başlamasını istememizin sebeplerinden bir tanesi de insanların evlerinde zaten sıkıldıklarını, evet, ve böyle bir hasretleri de olduğunu, onun için bir şekilde bir yerden onları ulaştırmaya çalışıyoruz. Şehrin takımı hasreti var gerçekten. Kesinlikle. Evet. Başkanım, yönetime dair bir eleştiri gelmiş. Şu anda ekibi tecrübesiz değil mi? Başkan Durak ve ekibi diyor. Neden tecrübeli isimleri ekibinize dahil etmediniz diye bir soru gelmiş. Şöyle, buraya bir şey katacağına inanan ve tecrübesiyle bize de bir şeyler katacağına ve Ünye Spor'a bir şey katacağına inanan varsa biz her zaman kapımız açık. Yani bunu yönetimimize olabilir. Yönetimimizde ismi yazmayan bir sürü tecrübeli insanla da zaten sürekli, evet, diyalog halindeyiz. Bizi tecrübesiz
görebilirler. Ben hayatımda ilk 8. ayındayım bir kulüp başkanlığı yapmamın. Elimizden gelenin en üst seviyesinde burada mücadele veriyoruz. Tabii. Eğer daha iyi verecek olanlar da varsa, daha fazlasını da verecek olanlar varsa, buraya katacak olanlar, her zaman herkese kapımız açık. Evet. Kesinlikle. Kardeşim. Bir diğer soru da transfer hakkında var. Hani çok konuşulan bir çilek transferi bahsettik sürekli. O konuda çalışmalar devam ediyor mu yoksa kadro şöyle, tamam mı? Kadromuzu tamamladık. Bu konuda da şimdi süreç uzadıkça gelenler gidenler işte daha ekstra olmasını istediklerimiz falan durumlarımız vardı. En son paylaşım yani en son transferlerimizin hepsinin paylaşımlarını yaptık. Evet. Ama sayfamızda resmi sosyal medyalarımızda paylaşmadığımız transferlerimiz de var. Hakan, ben az önceki soruya bir cevap vermek ben de istiyorum. Tabii hocam. Ünyaspor bu liglere en tecrübeli yöneticileri varken düşmüştür. Yani tecrübe bir de tecrübe tecrübesizliğin ben yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ben de gencim. Bu ligin en genç teknik direktörüyüm. Samsun bana güvendi. Evet. Yani bu başkan olabilir, futbolcu da olabilir mesela. Futbolcu yani şeyde tecrübesiz, Altınordu tecrübesiz ne yaptı? Tecrübeli Samsun takımı eledi. Yani bir bilgi kirliliği var. Tecrübe yaşla alakası yoktur. Evet. Tecrübe nedir biliyor musun? Kendini geliştirmek. Evet. Şimdi şunu da çok özür diliyorum. Vallahi şunu da söyleyebilirim. Hani ben belki başkan olarak beni bu konuda Ünyaspor tecrübesizi görebilirler ki ben Ünyaspor'un birçok döneminde isim olarak orada olmasak da birçok döneminde birçok yer aldınız. Yerinde yer almaya çalıştık ve bildik hep içeriği. Yani. İsim olarak yönetimde yazsın istedikleri vardıysa ve yönetim kurumundaki arkadaşlarımın 10 sene, 15 sene evet, yönetimde bulunmuşlukları olanlar var. Hepsinin bu konuda bizzat orada fiziki olarak da bulunarak tecrübelenmişleri de var. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bence bu yönetim harika bir yönetim. Kimse bunlara da tecrübesiz demesin. Yani bu üçün bunların çoğu değil. Hepsi futboldan anlayan insanlar. Bunlar Ünyaspor'a gerçekten çok güzel şeyler katacağından ben eminim. Yani çok güzel şeyler olacak. Yönetici tecrübesizlik diye bir şey yok. Yani bunların hepsi 25-30 yaşını aşmış insanlar. Ve hepsi de Ünye'de sayılı iş adamları. Yani bence harika bir yönetim olmuştu Ünye'de. Öyle bir şey yok. Kesinlikle yani, ben de tecrübesizlik falan öyle bir şey yok. Aynı şekilde düşünüyorum. Hakan, o yorumları okuyarak hızlı hızlı geçelim çünkü çok selamlar var. Ersan Yılmaz, İnönükhisar Belediyespor'un spor şubesi olması. Bugün yanımdaydı, beraberdik Ünye'de. Buraya geldi, haberimiz olmadı evet. Ersan abi. Sana da çok selam söylemeyi istedi başkanım. Selam. Zaten geleceğim ya pazartesi yanına dedi. Hazırlık maçı. Aynen inşallah cumartesi. Hakan'cığım, Murat Arslan, Mesut Ünal, Murat Saylan, Üzeyir Çat hepsi iyi yayınlar diliyor bize. Üçüncü lig yolunda hepsi başarılar diliyorlar, iyi yayınlar diliyorlar, selamlarını iletiyorlar. Başkanım peki kamp yaptınız, Antalya'ya gittiniz, kamp oldu, uzun bir kamp süreci geçirdi takım ve bunun haricinde de futbolcular tesiste kalıyorlar, yeri geliyor, giderleri oluyor. Bunlar nasıl karşılanıyor şu an takım, nasıl kendini döndürüyor? Ya takım kendini nasıl döndürüyor? Bu ligde zaten buranın bütçesine katkı sağlayan insanların hepsi tamamen gönüllülük esasıyla yapıyor bu işi. Burada yönetim kurulumuz bu işin taşın altına koyuyor sonuna kadar. Sağ olsun belediye başkanımız bu konuda bize yardımcı da oluyor. Yani şu ana kadar böyle devam etti. Ama tabii ki bu şöyle bir şey. Bizim yönetimimizi topladığımız zaman düşüncemiz şu değildi. Yani biz buraya geleceğiz. Bütün işte ailelerimizin, işte kendimizin çalışarak kazandığı bütün ailemizin rızkı olan paraları buraya tamamen dökeceğiz ve burada bir başkancılık oynayacağız falan gibi bir şeyle gelmedik. Buraya gelirkenki amacımız şuydu. Bunu biz bir Ünye'nin çatı takımı yapalım. Bunun altında Ünye'nin sporunu buluşturalım. Bu her zaman Süper Lig'e işte profesyonel lig'e çıkması gerekmez. Amatör branşları olsun. Evet. Altında burada bu memlekette insanlar spor yapsınlar. Müsabaka yapsınlar. Gençlik maç yapsın. Hani amacımız buydu. Ve bunun da sürekli sponsoru belli insanlar tek başlarına olamazlar. Burada belli bir güveni oluşturduktan tabii sonra tamam, burayı Ünye'de bütün tabana yaydığımız Halil Hocam 100 lira verir, Murat abi 10 bin verir. Ben bir forma alırım ama burada buraya bir katkı sağlarım. Bunun
tek başına birisinin ya da tek başına birilerinin yapabileceği, sadece yönetimin yapabileceği bir şey değil. Şu anda baktığınız zaman Süper Lig bütçeleri en büyük olmalarına rağmen, gelirleri en büyük olmalarına rağmen takımların yani hepsinin hala taraftarına ve onlara gönül vermiş insanların birleşmesine, birleşimine ihtiyacı olan bir durum var. Bizim de inşallah amacımız, hani şu an mesela biz forma satışları çok fazla yapmadık. İşte bunun resmi kanallarının oturması çok uzun süreçleri var. İşte online'da, orada burada falan filan da, ve işte çıkıp piyasadan elimizden geldiğince insanlara işte bir şey verir misiniz, vermez misiniz falan demedik. Evet. Sağ olsun bu zamana kadar maddi katkı sağlamış içeriye arkadaş, abilerimiz, amcalarımız hep bize şey dediler. Yani hani bir ihtiyacınız varsa biz şey yapalım dediklerinde biz öyle bir tarifte bulunabildik. Bizim piyasaya, buranın ekonomisine bir girdi sağlamak için çıkacağımız zaman takımın sahaya çıkmasıydı. Her zaman bunu beklemiştik. Evet. Hani biz takımı elimizden gelen imkanlarla buraya kadar çıkardık. Evet. İşte bunu yaptık, şunu yaptık. Buradan sonrasında da şehir kenetlensin, şampiyon olalım. Evet. Hani burada biz bu kenetlenmeyi yaşamak istiyoruz. O kenetlenmeden sonra da buraya herkesin gereken katkıyı yapacağını biliyoruz, hissediyoruz. Buraya niye halkı çok katkı yaptı senelerde. Evet. Evet başkanım. Yani. İbrahim Yıldırım da birazdan bizlerle birlikte olacak. Telefon bağlantısıyla rakibimiz oluyor kendisi. Ordu Spor 1967'nin antrenörü. Onu da yavaştan hazırlayalım. Bu arada Metin Tantürk sevgili hocamız da yorum yapmış. Bizim yönetimimizin gerekli tecrübeye sahip olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Beklentimiz evet. Ünyespor sevdalılarının desteğidir diyor. Orhan Uçar, var ol başkanım. Samsun Spor'da Yüksel Yıldırım neyse Ünyespor'umuzda da sizler öylesiniz. Bu taraftar sizin ne güzel günde. Sonumuz benzemesin. Bu arada babam da Mehmet Ali Başkan'a teşekkür ediyorum sahipsiz bırakmadığı için demiş. Kendisi selam yollamış. Ben de ona selam yolluyorum buradan. İbrahim Yıldırım'ı da yavaş yavaş hazırlayalım. Benim o arada bir sorum daha olacak. Yani asıl sebebi ne? Şimdi birçok takım katılmamayı seçti. Ünye 1957 Spor niye katılıyor lige? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir burada ben bir soruyu sektireyim mi? Mesela Ladik Belediyespor neden katılmıyor lige? Evet. Ben neden katılmadığımı da şimdi açıklayacağım. Onu açıklayacaktım başkanım zaten. Çok güzel oldu. Ya çünkü bu şey değil yani. Hani Ladik Belediyespor katılıyor, katılmıyor. İşte onlar oyuncularını futbol mekçilerini düşünmüyor. Biz katılıyoruz, biz onları düşünüyoruz. Yayında şu an İbrahim Hoca. Bir şey değil. Lafınızı böldük. İbrahim Hoca şu anda yayında. İbrahim Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, çok teşekkür ediyoruz bizlere katıldığınız için. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Orada Sayın Kulüp Başkanım Mehmet Ali Burak Başkanıma da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar İbo. Hocam uyuyor muydun yoksa? yok, sohbet ediyorum çocuklarla. Tesisteyim, sohbet ediyoruz çocuklarla, oturuyorduk. Daha uyku için erken. Evet. Hocam ben takımın son durumunu sormak istiyorum size. Şu anda Ordu Spor ne durumda? Bize biraz anlatabilir misiniz? Ya şimdi siz de takip ettiğiniz gibi Halil Hocam süreci 7-7,5 aydır antrenman yapıyoruz. Yani sezonla hazırlık yapıyoruz. Geldiğim süreçte işte dün akşam açıklanan takvimle beraber 9 Haziran'da lig başlayacak. Biz hazırlıklarımız tabii lig her an başlayacakmış gibi devam ettirdik. 7,5 süreçten bugüne kadar da o yönde çalıştık. İnşallah işte ayın 9'unda lig başlayacak. Şu anda lige hazır vaziyetteyiz. Yani kurduğumuz kadrodan şükür bir sakatlık yaşamadık bu ana kadar. Bir eksiğimiz yok. Bütün oyuncu arkadaşlarla beraber 9 Haziran'da başlayacak lige hazır bir durumda. Antrenmanımız devam ediyoruz. İşte artık tarih belli olmasıyla beraber de heyecan da biraz bu iş işte kattı. Evet. Şu ana kadar yani antrenman yapıyorduk ama maç yoktu, maç oynanmıyordu. Tabii antrenmanların da maç olmadığı zaman bir anlamı olmuyordu, bir heyecan olmuyordu ama şu anda takımda, futbolcularda, bizde de, kulübümüzde de tabii ayrı bir tatlı bir heyecan da oldu. İnşallah 9 Haziran'da ayrıca lige başlayacağız. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Yani şu anda bir aksilik, bir sıkıntımız yok. Tabii Ünyespor'la aynı grupta olmak sizin için de duygusal bir karşılaşma olacak. Aynı zamanda Sebat Gençlik ve Tonya Doğan takımları da var. Gruptaki şansınızı evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ya baktığımız zaman grup açıkçası biz böyle bir grup bekliyoruz. Yani Ünyespor'la tabii aynı grupta olacaktık. Onda
hemfikiriz de yani belki bir taraf Samsun takımları ya da işte o taraftan bir takım diye şey yapacak. O taraftan takımların gelmesi açıkçası bizim için sürpriz oldu. Trabzon takımları bu liglerde her zaman yani bu ligde hangi ligde olursa olsun Trabzon takımları, Trabzon bir futbol ekolü var. Zor bir deplasman, zor takımlardır, kuvvet takımlardır. Bana göre bölgesel amatör ligin diğer gruplara baktığımızda da en zor gruplarından biri oldu. Yani iki tane Trabzon takımı, Sebatyan, Şiponya, Doğanspor, Ünyespor ve Orduspor. Gerçekten bence herkesin bölgesel amatör ligde özellikle takip edeceği bir grup oldu. Güzel maçlar olacaktır. O açıdan da yani bu gruptan çıkacak takımın da ben üçüncü get çok avantajlı çıkacağı, yani daha büyük avantajı olduğuna inanıyorum. Çünkü gerçekten zor ve çekişmeli bir grup, çekişmeli bir ligde bizi bekliyor. Yani buradan çıkacak takım finallere de bence daha hazır bir şekilde katılacağını. Evet hocam, son olarak da Ordu Sporlu taraftarlardan da birçok mesaj geliyor bana. Onlara neler söylemek istersiniz? Ya biz Ordu Spor taraftarları söyleyeceğimiz, yani onların da artık Ordu Spor'u profesyonel liglerde görmek istiyorlar. Onlar da çok heyecanlılar bu anlamda. Biz onlara karşı sorumluluğumuzun farkındayız. İnşallah onlara bu sene bir bölgesel amatörlükte şampiyonluk bir profesyonel ligi çıkarmak istiyoruz. Bütün çalışmamız o yönde. Tabii burada Ünyespor'a da buradan başarılar diliyorum. Ünyespor da bizim takımımız. Yani memleketim zaten şey. Bizim doğup büyüdüğüm kulüp, futbol hayatıma başladığım kulüp, antrenörlük hayatıma da başladığım kulüp. Ama futbolda bu tür şeyler var. Yani sonuçta sahada iyi olan, centilmence, fair play çerçevesinde maçlar olsun. İyi olan kazanır, bir takım çıkacak. Bu gruptan çıkmakta da bitmiyor. 8 grubun birinciliğiyle karşılaşacak. Oradan bir takım çıkacak. Yani inşallah ben kazasız belasız sağlıklı bir lig olur. Taraftarlarımıza da inşallah onların beklediği şampiyonluğu yaşatırız diyorum. İnşallah güzel mücadele olur ve hak edenin kazandığı bir lig olur diyorum. İyi akşamlar diliyorum hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Mehmet Ali Başkanım. İyi akşamlar. Murat Hanım'a da çok selam. İyi akşamlar İbrahim. İyi akşamlar. Evet, Ordu Spor cephesinde de yorumlar bu şekilde. Zorlu bir grup olacak. Ordu Spor da iyi bir takım. Bu şekilde mücadeleler olacak. Hakan, şimdi ben lige neden girmediğimizi söyleyeceğim, evet, ama hocam. Yenge mesaj yazmış. Evet. Aynen. Gizem Bostancı, çabanı, fedakarlıklarını en iyi gören, bilen kişi olarak biliyorum ki hak ettiğiniz başarıyı sağlayacaksınız. Hep beraber başaracağız. Seninle gurur duyuyorum canım eşim. Yengemize selamlar buradan. Sana da selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Buradan ben de sizin vasıtanız da kendisinden gerçekten kendisine gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bu yolda beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığı ve benim kadar onun da ne kadar fedakarlıklar yaptığını görebiliyorum. Burada demin şeyi sordun ya, işte bu işin maddi tarafından söylüyorsun. Bu işin maddi tarafından tabii ki orası da çok zor, ama ondan daha zor manevi bir tarafı var. Bu işin çok fazla mesaisi var. Yani burada ailenden ayrı kalıyorsun. Kesinlikle işinden, ailenden, her şeyden fedakarlık etmek durumunda kalıyorsun. Bu konuda benim kadar da sen fedakarlık ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Engin yani. Evet başkanım, tabii şimdi ligler oynanacak. Bizim lige niye girmediğimizi söyleyecek mi? Şimdi başkanım, biz normalde ligler 17 Nisan'dan başlayacak. Evet, aslında normalde ligler 17 Nisan'da başlamayacaktı. Normalde ligler Ekim, Kasım gibi başlayacak. Şimdi biz 17 Nisan'da bakan o tweet'i attığı zaman toplandık, hazırlandık. O maç haftasına girmeden önce 4 tane de hazırlık maç oynamıştık. Gayet güzel geçmişti bu maçlar. Takımımız tamamdı. Bütün transferlerimizi bitirmiştik. Takımımız hazırdı. Daha sonra aniden biz TRT Spor izlerken şöyle altta bir kırmızı yazı verildi. Ben sandım ki bir transfer haberi. Trabzon Cervinho'yu mu aldı falan diye bakarken aldı, bir baktım. Geldi Cervinho. Cervinho geldi, dün geldi. Bir baktım, bölgesel amatör lig Haziran sonu, Mayıs sonuna ertelenmiştir. Covid durumuna göre belli olacaktır dedi. Neyse, daha sonra biz bir hafta ara verdik. Problem değildi o bir hafta ara bizim için. Tamam, yine biz Mayıs sonu bu lig oynanır.
Yani hiçbir sıkıntı yok. Hazırlık maçlarında bir sıkıntı yok. Orada bir sıkıntı yok. Burada bir sıkıntı yok. Takımlar kampını yapmış. Bir sıkıntı yok sonuçta. Evet. Her şey oynanıyor. Siz veteranlar maçını oynadınız daha yeni. Hayır, oynadık. Hani bayan o ara Bayanlar Ligi oynandı. Mesafe, sosyal mesafe hiçbir şey yok. Yani Bircan. Tebrik ederiz Ünye'mize kupa getirdiğiniz evet. için. Evet. Çok bu teşekkür ederiz size. İnşallah. Buradan bütün veteranlarımıza da bu inşallah başlangıç. Buradan bütün veteranlarımıza. Bize onlara turu getiren golü daha sonra onu göstereceğiz. Göstereceğiz. Dozer yayın akışımızda var. Daha sonra başkanım biz o bir haftaya arayı verdik. Biz dedik ki yine lig Mayıs sonu oynanır. Biz yine antrenmanımıza devam edelim. Biz yine antrenmanlarımıza devam ediyoruz. 25 Nisan gibi falan geri toplandık. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bir gün kalktık. Sabah antrenmana çıkacağız. O zamana kadar hiç gelme. Sahayı sulamaya gelme. İlçe Spor Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar 5 kişi birden gelmişler. Sahalara kilit vurmuşlar. Evet. Neden? Valiliklere yazı gelmiş. Antrenman yapamayacaksınız. Biz dedik ki herhalde lig bu sefer kesin oynanmıyor. Memleketlerine yolladık çocukları ikinci kez. Biz kendimiz buraya memlekete geldik. 21 gün boyunca sahamız kilitli kaldı. 21 gün boyunca çok büyük bir süre arkadaşlar. Evet. Ve bizim sahamız kilitliyken biz çok girmeye çalıştık giremedik. Amasya'daki takımlar antrenmanını yapıyordu. Tokat'taki takımlar antrenmanını yapıyordu. Siz de çok ciddi bir kitleme olmadı sanırım başkanım. Ya biz şöyle bizim bayram tatilimizi biz uzattık. Hani bayramda zaten 3 gün... Ara verecektik. Kısa süreler bunlar. Ha, kısa süreler. Tabii ki çok uzun sürmedi. Giresun takımları arıyorum. Peki. Görele, Eynesil, Bulancak hepsi antrenmanı yapıyor. Bu arada şöyle söyleyeyim. Biz bu 21 günlük tam kapanma işte sahaların kapandığı süreçte zaten lig başlamasından önce oyuncularımıza o dönemde yarısından çoğunu izin verdik. Doğru. Yani hem kendilerine şey yaptılar hem de programımız ona göreydi. Tesisten gitmeyen çok arkadaşımız oldu. Bireysel biz burada koşacağız, zıplayacağız, hoplayacağız, hani bu şeyimizi tutacağız diyenler oldu. Onlarla devam ettiler. Yani. Bu arada bizim sahamızı o kapanmadan falan önce kilitlediler. Onu da söyleyeyim yani. Ve Samsun'a özeldi. Bir de İstanbul'da öyle bir sıkıntı vardı. Sonra biz 21 gün ara verince işte bu lig isteyen girsin, istemeyen girsin derken ben yöneticilerimle konuştum. Bir şekilde ligi giremedik. Yani böyle bir karar almak zorunda kaldık. Çünkü yani Ladik'te yani 5000 10000 nüfusu olan bir yer. Evet, küçük. Bir bize de büyük bir maddi külfiyeti olacaktı evet. gerçekten. Ama bizim sahamızı kitlemeselerdi biz gerçekten çok iyi form yakalamıştık. O 4 tane hazırlık maçının üzerine 2 tane daha hazırlık maç oynamıştık. Takım tam istediğim seviyedeydi. Hatta istediğim seviyenin de daha üstündeydi. O bütçeye göre çok iyi bir performans gösteriyorduk. Biz de oynayacaktık. Mesela evet. iyi bir takımla daha hazırlık maçı da yapabileceğiz. Aynen. Böyle de bir şeyimiz var. Biz böyle bir karar aldık. Ama biz böyle bir karar alırken futbolcuların hepsinin lisansını çıkartmıştık. Şunu demedik. Mehmet Ali Başkan bizden Ahmet'i istiyorsun. Biz sana vermiyoruz diye de kimsenin önünde tıkamadık bu arada. Bunu da söyleyen isteyen istediği yere bile istediği yere gidebiliyordu. Böyle karar aldık. Bunda yine en büyük suçlu, sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi... Evet. Sözünü kestim ben. Şu üçüncülükler oynandı mı kardeşim? Oynandı. Üçüncülükler oynandıysa yani şimdi ben bakıyorum çoğu bal ligi takımları üçüncülükün çok üstünde bir şehirler bilmem neler. Yani bu üçüncülüğü oynatıyorsun bal ligini niye oynatmıyorsun? Yani aynı sistemi orada da yapabilirsin. Çok 260, bir fark yok bence. 266 tane hani üstünde altında diye bir şey yapacak hani onlar daha iyi biz daha kötüyüz. Belli bir lig var. Zaten oradaki şey yapmaya çalışıyorlar. Bal ligindeki topçuların kalitesi daha farklı. Yani bal liginde oynayan oyuncunun sayısı da çok fazla. Evet. Hitap ettiği kitle de çok aileleri fazla. Aileleri var sonuçta. Yani bu ligi kapatıyorum ben oynatmıyorum dediğin zaman bunun karşılığında hayata etkilenecek en az 300 bin kişi var. Tabii. Yani hani öyle bir durum var. Ondan kaynaklı olarak buranın bir şeyi var. Ama biz şunu söylüyoruz. Bu bölgesel amatör lig işte şeyleri başkanları Ankara'da toplandığımız zaman şey konuştuk. Yani bizim bir bildiğimiz olsun ve bir karar verelim. Bir konuşalım. Yani işte bize 4 takım çıkacak 108 takımdan dedikleriz ama işte burada biz birleşelim. Şu an burada belki bir şey alamayacağız ama yarın öbür gün hepimiz beraber bir şeyleri konuşursak evet. Bir şeyler alabiliriz. Yani hani mesela bu nedir? Biz hakkımız belki, olmayan bir şey de istemedik. Belki katılanları belki diyecektik ki ben. Belki diyeceklerdi ki diyebilecektik ki biz hepimiz 9 takım çıkmazsa yukarıya biz bu lige katılmıyoruz. Aynen. Katılacak olanlar da bir olacaktık. Bunu diyebilecektik diyemedik.
Biz şu anda lige katılan takımlar olarak lige katılırken aynı zamanda lige katılmayan takımların grupluğunu. Tabii ki. Oynanmayan süper amatör, ikinci amatör, bilmiyorum, üçüncü amatör, birinci amatör liglerin burukluğunu, evet, oradaki futbol emekçilerinin ve oradaki futbol oynamak isteyen gençlerin bu sene futbol oynayamamalarının burukluğuyla biz bu lige çıkacağız. Ve biz bu ligi o buruklukla oynayacağız. Yani aslında bizim burada bir olup, benim haddime değil, benim yönetimimin de haddine değil, buradaki hiç kimsenin de haddine değil, Ünye Spor bir lige girmek istiyor, girip girmemesinin kararını vermek tek bir kişinin ya da tek bir grubun tek başına haddine olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Yani Ünye Spor yılların köklü bir camiası. Hani burada o hakkı genel bir şeyde yönetiminle, işte sokakta insanlarla tanıdıklarını bildiklerini konuşarak da alabileceğim bir karar. Ancak biz burada inanın bu sene sadece Ünye Spor'un oynamasını, işte koca Ünye'de tek bir takım resmi maç yapabiliyor. Evet, biz evet, demiyoruz ki yani burada işte tamamen işte sağlık koşulları hiçe sayılsın ve bu lig sonuna kadar işte ne olursa olsun oynasın, ama sağlık tedbirleri içerisinde bu ligi herkesin oynamasını ya da herkesin resmi maç yapabilmesini sağlayabilmemiz gerekirdi. Hani sporcu bünyelerin daha sağlıklı ve bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduklarını, evet, gördük. Çok önemli olmamakla beraber biz de hastalıkla alakalı sıkıntılar yaşadık. Ama burada asıl mücadelemizi buradan ekmek yiyen futbol emekçilerinin hayallerini devam ettirebilmesiydi. Bizim takımımızda var, senin takımında daha çok vardı mesela. Bizdekileri daha çok biliyorsunuz. 17, 10, 16 yaşında Mami, demin Üzeyir abi yazmıştı. Muhammed Çat 16 yaşında idmana çıkıyor. Evet. Ya bu çocuk bu sene bir iki maçta 15 dakika, 20 dakika, ya bir maçta o yarım saat oynasa, tamam, bu çocuğun geleceğine dokunmuş olacağız. Evet, işte dokunmuş olacağız. Evet. Yani bu şey var. Bir dahaki sene 17 yaşında olacak. Zaten lige baktığınız zaman genel olarak 18-20 yaşında bu işten gerçekten ekmek yiyebilecek, hayatını bundan idame ettirebilecek oyuncuları 18-20 yaşında profesyonel imzalarını attırtıyorlar zaten. Öyle şimdi bakıyorsun ligde genç santrfor, işte genç kaleci, işte bazı mevkiler var özellikle bulması çok zor mesela. Yani mesela çünkü Türkiye'de niye? Zaten Türk futbolunun genelinde orada bir eksiklik var. Evet. Kumaşı iyi olan, orada bir şeyler yapabileceğine inandıkları çocukları zaten direkt profesyonel liglere götürüyorlar. Kesinlikle. Ya bakıyorsun bizim şimdi bölgesel amatör ligde oynayan oyuncuların da eğer buradan başlamadıysa çoğu yukarıları görmüş de geri gelmiştir. Yani aynen, onlar oralarda da oynayabilmeyi şey yapmışlardı. Ya burada bizim şeyimiz buydu. Yani genç olan çocukların futbol oynayıp kendilerini gösterme imkanını verilmesi gerekirdi en başından beri doğru tedbirlerle. Ama buraya kadar geldi. Buruz dediğim gibi süper amatör Halil hocamla finalde karşılaşamayacak olmak için buruz yani. Evet. Bir de şu var başkanım. Bence hani madem her yer açılacak ki 1 Haziran'dan sonra, her şeye bir kısa lig yapılmalıydı. Süper amatörüne, birinci amatörüne, U19'a, U13'e hepsine kısa bir lig yapılabilirdi. Ya şimdi biz bunu Spor Genel Müdürlüğü'ne gittiğimizde Spor Genel Müdürlüğü Mehmet Baykan'a bunu söyledik. Dedik ki yani her ilde ışıklı profesyonel saha var neredeyse. Evet var. Yani işte hava sıcaklıkları Ağustos'tan sonra bunu oynamaya mümkün değil. Mümkün. Akşamları Ordu'da maç yapabilirsin yaz evet, günü. Yani akşam serinliğinde ışığını yakarsın. Çok güzel de bir tabii ortam olur. Biz bazen gece idmanı yapıyoruz. Yani istiyorum bir gün bir program orada yapsak olur da. Gece yapalım başkanım. Hani ışıkları yaktığın zaman işin şeyi değişiyor böyle. Evet. Hissiyatı farklılaşıyor. Böyle bir şöyle yapalım. Biz yine haftaya orada mı yapsak? Yani şöyle bir şey var. Tesise gittiğimiz zaman yine bir yani birkaç futbolcu da birkaç vardı, futbolcu yok. Futbolcularla biz dahi temas etmemeye öyle çalışıyoruz. Tesisi tamamen neredeyse kapatıyoruz. Açık havada belki hocamızla maskeli falan evet, şey yapabilirsiniz. Hani o konuda çünkü elimizden geldiği kadar tesisi izole tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bundan sonra da testler olacak çünkü. Testler de onu olacak. Onu soracaktım ben de. Test nasıl olacak başkanım? Nasıl karşılanacak? Bir tane mi test olacak yoksa her maçta haftada bir olacak test mı olmasını söylüyorlar ama dediğim gibi bize ya öyle bir mevzu oluyor ki işte bir WhatsApp mesajı bir WhatsApp mesajı bir tane ekte dosya, tamam, ama dosyanın içinde genel kuralların
hiçbirinin olmadığı, böyle neye gireceğini şey yapamadığın şekilde haberleşiyoruz TFF ile. Evet. Yani aramızdaki iletişim şekli bu. Onun için şu an bize söylenen haftada bir test yapılacağı ve bu testleri ev sahibi takımın yaklaşık 45 kişiye falan test yapması gerekiyor. Ev en az. Sahibi. Yani sadece işte mesela 3. ligde, 2. ligde stat polisinden istemediği PCR testini bizden bölgesel amatör ligde istiyor. Top toplayıcısından masörüne, sağlık ekibinden işte antrenörüne kadar hepsinin oynayacak sağ zemininde bulunacak herkesin test yaptırmasını istiyor. Yaptıracağız biz de. İç sahada 45'ten fazla, dış sahada da 30, en az 30 kadar test yaptırmak zorundasınız. Kulüpler kendileri karşılıyor. Bu arada Emine Durak Ülker de yorum atmış. Hep destek, tam destek. Gurur duyuyoruz seninle her zaman canım kardeşim evet, diyor. Biz de buradan Durak ailesine çok teşekkür ediyorum. Büyük ablamdır. Yani aynı şeyleri diğer geri kalan alemin diğer fertleri için de söyleyebilirim. Gerçekten bu süreçte onlarla çok ayrı gayrı kaldığımız zamanlar oldu. Birazcık mesaiyi buraya çok aktardığımız, ayırdığımız zamanlar oldu. Hepsine bana bu anlayışları için çok teşekkür ediyorum. Biz de, her zaman yanlarımda oldukları için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ünye sevdalılar olarak biz de çok teşekkür ediyoruz ailenize. Gerçekten Ünye Spor'un her zaman yanlarında oldu. Her zaman destek verdiler. Yani belki isim olarak olmadılar ama maddi manevi her türlü Ünye Spor'un yanında oldular. Yani ben bunlara birebir şahidim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şu anda grubun bence favori takımlarındansınız başkanım. Favori takımlarından birisiniz. Ben sizden daha iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum Ünye Spor'dan. Ancak Kayseri takımları belki eşit güçte olabilir. Ben favori olarak görüyorum takımı. Peki siz nasıl görüyorsunuz burada gelecekte lige çıkabiliriz diye bir kafanızda kurdunuz mu? İnsan hayal eder sonuçta bir yattığında düşünür bunları. Siz nasıl düşündünüz? Şöyle söyleyeyim, bu işe girdiğimiz zaman yönetici arkadaşlarımla hep Ünye Spor varsa belli bir hedefe gidecek bir takımı olması gerekir ile girdik. Allah şükürler olsun da takımın şu anda son geldiği duruma göre gelenler, gidenler son haliyle bunu yakaladığımızı düşünüyorum. Sadece burada bu ligin en iyi futbol oynayanları yok. İyi futbol oynayan, gerçekten ahlaklı, kaliteli çocuklar var. Oyuncularımın hepsiyle bu zamana kadar bize ve kulübe yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani burada o işte Beşiktaş'ta olduğunu söylediğimiz o takım ruhu, arkadaşlık ruhunun çok güzel olduğu bir kaliteli oyuncular grubu var. Bunu yakaladığımız için, bunu yakalayabildiğimiz için mutluyuz ve hedefe gideceğine de çok inanıyoruz. İnancımız doğrultusunda da bu zamana kadar gerekenlerin hepsini yaptık ve yaptılar. Peki lige çıkıldığı takdirde yönetim nasıl bir yolu izleyecek? Hem finansal hem sportif açıdan nasıl bir yapılanma içinde olacaksınız? Şöyle bir şey var. Şu anda Ünye Spor'un amatör, süper amatör, alt ligler oynanmadığı için işte bir amatör takımı ya da bir altyapısı, bir şeysi İnanın öyle elimizin kolumuzun bağlı olduğu bir sezon oldu ki elimizden geldiği kadar Ünye'de futbol oynayan, Ünye Spor'da oynayabileceğine işte kendisi de inanan ilk başladığımızda açık seçme vardı yani. Hani futbol camiası zaten belli bir camia. Kimlerin nasıl yaptığını, ne yaptığını az çok kişiler biliyor. Biz de oynamak isteyen varsa işte öğrenci, yok işte farklı bir meslek grubundan futbolcu olmayanları dahi izlemeye çalıştık yani. Tabii hani ki. Mesleği bu olmayanları dahi izlemeye çalıştık. Profesyonel lige çıktığımızda ve Allah da nasip eder de şu koronavirüs mevzusundan daha izole olmuş bir sene yaşayabilirsek önümüzdeki sezonda bizim hedeflerimiz altyapıya önem vermek. Bir dahaki sene 3. ligden bir daha 2. lige çıkıp çıkamamak. Tabii ki çıkmak isteriz. Yine o amaçlarda düşündüğümüz takımlar kuracağız. Ama ikinci lig, yukarılara doğru değil de daha ayağa yere basan, sistemi olan, belli bir altyapısı olan, kurumsallaşmış bir Ünye Spor yapma hedefimiz var. İnşallah. Bir dahaki sene öyle bir şey olacak. Şimdi şurada bir yorumları oku Murat abi sen. Bir
Yorum ben okuyayım. İyi programlar demiş Kadir Tamtürk. Namı diğer Dozer Kadir. Evet, Sörlok Kadir abi. Başarılar dilerim demiş. Bir de şey demiş. Mehmet Ali Durak Başkan'a ve Ünyespor'a başarılar dilerim. Umarım lige tekrar çıkartır. Çıkartan başkan olarak tarihe geçer diyor Kadir Tamtürk. İnşallah, çok teşekkür ederim. O da yeşil beyaz formasıyla Antalya veteranlarda golünü attı, penaltıyı attı. Herkes çekinirken o gitti. Onu ekrana getireceğiz zaten veteranlarla konuştuğumuz zaman da. Seni de tebrik ederiz Kadir abi. Konu oraya gelecek deyince hepinizi birden tebrik etmek için bekledim ama gerçekten biz de finalde güzel bir penaltı golü izlettin. Kupayı da aldan veteranlarımıza tekrar teşekkür ederim. Rica ederiz. Hakan'cığım, orada biraz şikayet var yorumlarımız okunmuyor diye. Yani yorumları ben genel olarak okudum ama isim vermediğim için sanırım kaçırabiliyor insanlar genel olarak. Ben yani isim olarak da versin. İsim olarak Murat Saylan, Ayten Özden, Ali Akgül, Ersan Yılmaz, Arzu Ordulu, Orhan Uçar, Mesut Ünal, Adem Ocak, hepsi bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyorlar. Son olarak bir soru gelmiş başkanım, burada şey demişler. Ünyespor mağazası istiyoruz diyorlar. Böyle bir çalışma var mı? Böyle bir çalışma ilk geldiğimiz günden itibaren var. Yani daha önce Ünyespor logosu olan satılmamış bir sürü ürün konusunda da, hatta ürün çalışmalarımız da oldu. Ancak burada şöyle bir şey yapmak istemiyoruz. Ünyespor parayla sattığı, tabii ki bize bağış yapan bağışçılarımıza forma da olsa hediye etmiş. Yani piyasada görünen formalar var. Ancak bunu parayla kulübün resmi hesabına lisanslı bir şekilde sokmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de geniş bir Ünyespor çalışmamız var. Kolay bir süreç değil bu işi resmi lisanslı olarak yapmak. Yaptığımız zaman direkt satışlarımıza başlayacağız. Stadyumun altında çok istiyoruz bir dükkanımız yani olsun. Yani orada olması gerekiyor sorumuz bence. Olsun. Maşallah. Yani inşallah orası İspor Müdürlüğü'nün yönetiminde olan bir yer. İnşallah o konuda da resmi girişimlerimiz var. Çünkü ciddi ama bir gelir elde edilir maç günlerinde. Ama en kısa zamanda Ünye'de çok kilit bir noktada bir standımız açılacak. Hatta birkaç firmayla da, yani birkaç tane böyle merkezi esnafla da görüşüyoruz. Onlara da forma satış etkisi verip hani şehirde herkesin ulaşabileceği, alındığı zaman direkt Ünyespor'un kasasına gideceğinden emin olabildiğimiz bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Hani Ünyespor değil, aslında birkaç farklı noktada Ünyespor'lar, küçük Ünyespor'lar yapıp bir tane de merkez bir dükkanımız olsun istiyoruz. Şimdi bir yorum yine okuyorum. Hakan Yıldız demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar, güzel bir program, yüreğinize sağlık. Murat Özkaya, Antalya'dan bu yıl ilk kupayı veteranlar olarak getirdiler. İnşallah devamı Ünye 1957 Spor getirir. Ünye 1957 Spor Başkanı'na başarılar dileriz diye. Veteranlar Ligi'ni de konuşmaya başlayalım isterseniz yavaş yavaş hocam. Burada atlanılan bir yorum daha var. Murat Saylan yazmış. İbrahim hocam kusura bakma, bu sene bize müsaade, biz seneye 3. ligde olacağız. Şimdi veteranları konuşalım. Kadir abinin golünü bir ekrana alalım, evet. Ondan sonra konuşmaya Kadir başlayalım. Kadir abi değil, Dozer Kadir. Dozer Kadir, evet. İşte evet. Dozer Kadir. Müthiş penaltı golü. Evet. Sol ayak ya. Şu bir durdurabilir miyiz? Sevince bakar mısın? 61 numaralı formasıyla şimdi Dozer Kadir. Olayı ben orada çok iyi ama yaşadım. Ama orada Sörlot Kadir mi dediler? Dozer dedim, alıştırdım orada. Alıştırdın mı? Evet, burada penaltıyı atmadan çekinmiş çoğu kişi. Evet, şimdi belki Dozer Kadir, yani Kadir tam Türk kardeşimiz futbol oynadı, Ünyespor'un altyapısında yetişmiş. Aslında sol ayak ender yetenekler biri ama o hayatını beden eğitimi, aslında beden eğitimli de yapmıyor. Kendini müteahhit olarak Ünye'de en büyük iş adamlarından biri. Başarılı olmuş bir arkadaşımızdır. Yani bu arkadaşımız futbol hayatı belki o kadar yok ama yani bizim bu veteranlarda futbol hayatı olan çoğu arkadaşlarımız o penaltı atmaya cesaret edemedi. Niye? O penaltı kaçırılsa turda kaçıyordu. Dozer Kadir orta sahadan topu alarak kendine güvenen emin adımlarla gitti, penaltıyı attı. Peşinden kimse yakalayamadı. Sağda koşsaydı öyle. Ama gerçekten şimdi şöyle bir şey. Sağda daha fazla zaman geçirdiğin zaman o penaltı noktasına topu koyup
neredeyse her idmanda bir 5-6 tane falan ben de vurmaya çalışıyorum yani. Hani böyle geliştirelim yani, çok eskiden oynardık da şu son zamanlarda çok fazla oynayamıyoruz. Şimdi bakıyorum o kadar uzak ve şey geliyor ki bana, çok zor bir şey. Penaltı atması hani kolay bir şey değil ve o, bu ustalıkta vuracak da çok az adam az adam vardır yani. Tekrar bakarsak penaltıya. Müthiş bir penaltı olmuş ya böyle. Sol ayakla kalite bir sol üst direğin altına kaleci bak. Kaleci yatmamış ama ters köşe. Kaleci yatırmış. Sörlot'un Akgez'de attığı goller gibi. İşte baksan dozer gibi gidiyor zaten sağa. Bir daha oynatalım. Ben bir daha izlemek istiyorum. Çok güzel bir gol çünkü. Evet. Baksanıza. Çok klas bir gol. Murat Hocam anlatmak ister misiniz? Nasıl oldu bu süreç şimdi? Veteranlar Ligi'nde yani ne oldu? Şimdi inanın ki çok güzel bir aktivite. Burada alalım yaklaşık ekrandan. 36 takım vardı. Ama bazı takımlar inanın ki öyle bir inanmış ki. Yani Süper Lig'de o kadar hırs yapmıyordu. Öyle hırslı mücadeleli. Yani ben böyle bir şey görmedim. Sahanın çoğunda mesela olaylar çıktı, kavgalar çıktı bilmem. Herkes hakemlerden şikayetçi burada da. Veteranlarda da. Biz bu konuda hiçbir hakeme itiraz etmeden, hiçbir şey yapmadan kupanın da en sempatik takımı olduk. Arkadaşlar gerçekten mücadele eden arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçi bizi fazla süre almadık. Yani alma olayımız zaten adaleler çekiyor. Boşuna olayı yok. Tabii takımdaşlık yine de önemli evet, olan hep birlikte olmak. Çok güzel bir arkadaşlık ekip oldu. İnşallah seneye daha güzel, daha güzel bir kadroyla orada ünyemizi, ünye veteranlar olarak mücadele edeceğiz. Şu takım oraya gitmeden önce bir 5-10 idman yapabilecek hiçbir şey şeyiniz olsa çok farklı olur yani. Yani, bunu biliyorum. Yani affedersin eskiden Trabzon'da mesela kahveden alıp adamı futbol oynatmaya götürürlerdi adam ama şey yapardı, başarılı olurdu. Biz de öyle yani buradan çantamızı aldık gittik orada. Kimse kimseyi tanımıyor takımda. Çoğu arkadaşlarla orada tanışmış olduk yani. Ama hepsi de güzel insanlar. Evet. Hepsine emeğine yüreğine sağlık diyorum buradan. Ben buradan. Gerçekten güzel bir özellikle de Murat Ülgen'e söyleyeyim. Şu, teşekkür edecektim. Yüce Murat Kostadino Ülgen. Murat Ülgen gerçekten bu işlerde emeği çok büyük ünyede. Futbol adına futbolun her yerinde var arkadaşımız. 45 yaşına da gelse de hala da futbolu bırakamıyor. Bir yerlerde futbol oynuyor. Helal olsun sevgili Murat'cığım. Seni de seviyoruz. O konuda da ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Yani Niye Spor konusunda da emeklerini ve geçmişte yaptıklarını unutmak mümkün değil. Hala daha bize de elinden geldiği kadar bütün tecrübesini, bilgisini bize de aktarıyor. Bu konularda da çok üstün emek sarf ediyor. Ünye'nin böyle renkli hareketler yapabilmesi için. Evet. Ve çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bizim takımda düşünebiliyor musun? Bayramca Mahallesi muhtarı Cengiz Bahçe bile var. Yani adam az da gol atsaydı Dozer Kadir'in ünü geride kalıyordu. Ben şöyle söyleyeyim sana. Cengiz abiyle çok eskiden bu eski halı sahada çok top oynamıştığımız vardı. Evet. Bizim de ofis çarşı içindeki şeydeyken o Arastay'la haftalık maçlarımız oluyordu. Halı saha maçları. Halı saha maçlarımız çok oynamıştığımız vardır kendisiyle. Şimdi bunlar güzel aktiviteler. Evet. Ben burada giden herkesin yüreğine sağlık. İnşallah bir dahaki sezon seni de hoca olarak daha iyi bir takım olabiliriz. Ben bu sene de gelecektim ama işte lige gireceğiz mi girmeyeceğiz mi tam belli değildi. Bu sene gidemedik ama Murat abinin orada birçok yabancı arkadaşları da vardı. Dilini de geliştirdim o Murat abi zaten. Kişisel gelişim için çok önemli. Aynen öyle. Evet, topluma kazandırdık abi seni. Evet. Şimdi orada bak yorumlar var Hakan'cığım. Profesyonel lige çıkınca isim ve arma değişikliği olacak mı? Bundan dolayı mı bekletiliyor forma satışı diye bir soru gelmiş. Yok formalarımız basıldı hazır. Ondan dolayı beklenmiyor forma satışı. Ya, o konu da birazcık şey bir konu. Yani biz de çok istiyoruz. Ünye Spor ismiyle orijinal armamızla olalım. Hatta bu seneki efsane formamız her sene bir tane özel bir forma yapalım istiyoruz. Bu seneki özel forma, bu sezona ait özel formamızda da eski armamız formanın bütününde beyazın zemininde yeşil olarak var. Sırtımızda da ensemizde de Ünye Spor diye yazıyoruz. Evet. Yani o armaya ve o isme olan özlemimizi aslında biz de o şekilde dile getirmek istedik bu sene ve öyle getirdik. Ancak süreç çok şey bir süreç. Yani orada Ünye Spor'un borçları yapılandırılması, oradan çıktıktan sonra aşağıdan tekrar devam ettiğimiz falan. Hani birazcık hukuki süreci uzun olan bir süreç. Biz en kısa zamanda profesyonel lige çıkmayı alabildiğimizin en kısa zamanında da
imkanımızın el verdiği zamanda da Ünyespor adını ve armasını tekrar Ünye'yi kazandırmak istiyoruz. İnşallah Ünyespor. Oğuz Eren yorum yapmış. Gönül verdiğimiz yeşil beyazı tekrar yüceltip omuzladığınız için başkan ve yönetime sonsuz şükranlarımızı sunarız diyor kendisi de. Teşekkür ederiz Oğuz abi. Programımızın son dakikalarında Euro 2020'yi evet, konuşalım. Heyecanlandığımız ülkecek, heyecanlandığımız bir konu var. Kadroyu ekrana alabilir miyiz? 30 kişilik geniş kadro açıklandı, aday kadro. Millilerimizin kadrosu, 4 tane kaleci var şu anda takımdan hocam. 4 tane oyuncu çıkarılacak bildiğim kadarıyla. Evet. 26 kişilik geniş bir kadro pandemi nedeniyle. Bu sefer 26 kişilik kadro olacak. Önemli isimler Uğurcan, Altay, Zeki Çelik, Çağlar. Zeki, Burak, Yusuf da şampiyon oldular. Lille evet, çok önemli bir başarı. Onları da tebrik etmek gerekiyor. Evet, gerçekten tabii, tebrik ediyoruz onları. Alabiliriz ekrandan. Hocam her zaman milli takım kadroları evet, tartışmalı olur. Her zaman biri tartışılır. Ben sizin fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Önce başkanıma söz vereceğim. Başkanım siz nasıl buldunuz? Yani milli takımın son pozisyonlarını iyi buluyorum açık konuşmak gerekirse. Yani milli takımdaki oyuncuların dünya başarılarına da evet, baktığımız zaman hani bunu görüyoruz. Yani kaç tane dünya liginde milli oyuncularımız Türk bayraklarını bir şekilde dalgalandırdılar. İşte evet, gol kralı olarak dalgalandıranlar yok. İşte evet, şampiyon olarak dalgalandıranlar. Bu tabii ki hepimize çok şey veriyor. Ve ben her seferinde ben şeyi çok anlamsız bulmuşumdur. İşte Beşiktaş'tan 3 oyuncu gitti, Galatasaray'dan 5 gitti, yok işte Göztepe'den 2 gitti, öyle olur muydu falan, bunları çok anlamsız evet, bulmuşumdur. Burada bir milli mücadele var ve bu konuda da hani herhalde Şenol Hoca'nın da adaletine bir şüphemiz olacağını düşünmüyorum. Hani bu memleketin, bu takımın ileri gitmesi için verdiği mücadele de biliyoruz. Bu oyuncuların katkı sağlayacağını düşünüyorsa çok fazla tartışmanın gereği olduğunu düşünmüyorum. Hani bu şey gibi değil. Şimdi teknik direktör birisi ve bu şeyde başkan değil biliyorsun ki hocamın yaptığı kadro çağrılıyor evet, şeye. Evet. Hani o bakış açısıyla daha net yorumlayabilir ama hani hoca onu orada görmek istediyse bir bildiği vardır da çağırmıştı. Evet. Öbürünü çağırmadıysa da onu öbüründen daha çok görmek istediği için çağırmıştı. Hocaya bütün Türkiye'yi götüremez oraya. Türkiye'deki bütün başarılı olduğunu hepimizin düşündüğü oyuncuları götüremez. Yani ben çok kadronun sorgulanmasını doğru bulmuyorum kendi adıma. Şansımızı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz peki turnuvada? Şansımızı şöyle değerlendiriyorum. Türkiye milli takımı da en az Ünyespor kadar bulunduğu ligde her zaman mücadele etmiş, evet, oynamış bir takımdır. Yani bu Avrupa şampiyonalarında biz bitti demeden bitmediğini de bütün Avrupa'da çok iyi bilir yani evet, bu konuda. Son saniyelerde attığımız son goller. Son saniyelerde attığımız son 2-3 dakikada mücadeleci bir ruhumuz var. Ben Türkiye milli takımının kaybettiğim maçlarda da kesinlikle kendini ezdirmeyeceğini, gereken mücadeleyi vereceğini düşünüyorum. Çok şampiyon olacak takımdan çok farklı bir takımımız olduğunu düşünmüyorum. Evet, şampiyon haklısınız. Olacak. Zaten en büyük favori Fransa. Fransa'yı yendik. Evet. Beraber evet, ben yani kadroya kim çağrılırsa çağırsın bir eleştiriler olacaktır. İşte Dorukhan neden çağrıldı o ne? Ama ben mesela burayı niye çağrıldı, niye çağırmadı? Mesela Gökdeniz Bayraktar hak etmişti. Aynen. Berat Özdemir sonuna kadar hak etmişti. Adem Büyük hak etmişti. Aynen, Serdar Adem Büyük hak etmişti. Dursun hak etmişti. Kayseri Spor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar kesinlikle Gökhan'dan daha fazla hak etmişti. Kesinlikle. Aynen. Ama hocanın Dorukhan'la çalışmışlığı var. Dorukhan'la bu maçta büyük maçlar oynamışlığı var. Evet. Saygı göstermek. Hoca tercih. Ya, tabii. Buraya getiren takıma güvendi biraz da. Yani, onlara göz ardı işte, etmiş. Zaten bizim şu andaki milli takım bu veya bu gelmiş önemli değil. Yani takım bir oyun anlayışı var, bir sistemi evet, var. Yani bu sistemde hoca sistemine uyan oyuncuları çağırdı takıma. Yani ben inanıyorum ki belki final oynayacağız biz. İnşallah. Şimdi ümitliyiz. Ben şimdi kaleden bugün mesela Transfermarkt değerleri açıkladı. Ligin en pahalı futbolcusu Uğurcan Çakır kalemizde 19 milyon euro. Bu evet, 19 milyon euroya Muslera hayatında ulaşamadı bakın. Evet. Yani biz şimdi Muslera, inanın şunu, Uğurcan Çakır bir İstanbul takımının kalecisi olsaydı var ya, o uçar kaçardı. Muslera mesela Altay Bayındır. İnanılmaz bir potansiyel. İnanılmaz evet, bir yetenek. Altay da iyi bir kaleci. Yani Uğurcan birinci kaleci, Altay ikinci kaleci ama Altay bir, Uğurcan iki olsa da yani değişemiş, ben maçı rahatça şey izlerim. Evet. Altay da aynı şekilde 16 milyon euro oldu bugün bakın evet, transfer dediği ama 16 ise bu 16 yani 25 milyon euroya transfer olur. Uğurcan yani 19'da. İki katına gider. Yani 20-25'e transfer 30'a olur. 30'a gider Uğurcan diye düşünüyorum. Sağ bekimiz Fransa şampiyonu olup geldi. Aynen. Stoperler. İki stoperlerimiz Çağlar,
Premier Lig'in sayılı stoperlerinden. Merih Demiral aynı şekilde öyle. Sol bekimiz de muhtemelen Umut Meraş oynayacak. Aynen. O da buraya gelene kadar iyi maçlar çıkarttı. İşte ön libero'ya bakıyorsun, bir Okay Yokuşlu ki benim Türk futbolunda en beğendiğim elektrik direği gibi olan bir adamdı. Premier Lig'de canlı oynaması olarak da çok izledim. İyi oldu. Müthiş bir adam çok Okay. Izledik Premier Lig'de gitti. İşte bize kendini şöyle, geliştirdi. Şöyle bir algı vardı mesela. Ben Türkiye'deyken Okay'a gidiyordum. Canlı maçlarını izliyordum. Şey diyorlardı. İşte bu lig bu seviyelerde böyle oynar ama oralarda aynı şekilde oynayamaz. Ya Premier Lig'de şimdi şöyle bir şey var. Tüm yüzdelerde ikili mücadele kazanma yüzdesinde, hava topu kazanma yüzdesinde Premier Lig'de kendi takımının bir numaralısı. Buyur abi. Şimdi bir alt takımdan veya bir başka ülkeye gittiğin zaman zaten topçular kendini ister istemez geliştiriyor. Ya bugün mesela yıllar önce ben Kemer'deyken Kemersporlu Yusuf vardı. Evet. Yusuf Şimşek. Yani adam benim Kemer'de izlediğim Yusuf Şimşek Kemer'de 9 numara forvet oynuyordu. Ama adam Denizlispor'a transfer oldu. O kadar geliştirdi ki orta saha oynadı ve inanılmaz bilekler geliştirdi yani. Süper bir yetenek oldu. Yani şimdi, üst lige giden topçu her zaman kendini geliştiriyor. Şimdi şu oyuncuları değerlendiriyorduk burada. Mesela Okan'ın yanında İrfan da oynasa, Ozan da oynasa ligimizin en iyi yerlileri değil mi? Tabii canım. 8 numara evet. En iyi ikilisi. İşte santrafor arkası bakıyoruz, Yusuf bu sene 15-16 gol attı. Fransa şampiyonu olup geldi. Bir tarafta Milan seneler sonra Şampiyonlar Ligi'ne Hakan, gidiyor. Hakan Çalhanoğlu takımı. Bir tarafta yani sakatlık falan yaşamasaydı bu sene bize daha da çok katkı sağlar. Cengiz var. Cengiz. Yani Kenan Karaman'ı her ne kadar beğenmesek de taktik disiplini müthiş uyan müthiş bir futbolcu. Ve Şenol Hoca onu bu yüzden çok tutuyor. Sol tarafta santrafor oynatır bir de Şenol Hoca hep. O da tam i̇şte uyuyor o Kenan Cenk, sistemine. Yani Kenan o taraf Cenk de ona çok uyuyordu evet, ama sakatlığı var. Sakat. En önde Burak Yılmaz zaten konuşmaya gerek yok. Evet. Bütün Fransa konuştu. Biz gurur de konuşmayalım. Hocam, adam 40 yaşına geldi hala atıyor. Evet. Spiker'in bir lafı vardı. Burak Yılmaz her yerde atıyor diye. 2010-2011'de. Evet. İnönü'de atıyor. O zaman Beşiktaş başlarında İnönü'de oynuyor. Kadıköy'de atıyor. Arena'da atıyor. Anne diye bağırmış. Aynen. Evet. Anne diye Trabzon'da bağırmıştı. Yok İstanbul'da. Aslında. İstanbul'da arenada maç seyircisizdi evet. Hocam. Tamam Trabzonspor'da. Benim için bir Trabzonspor'da oynuyor. Evet. Evet. Sergen Yalçın gibi bütün takımları gezdi işte. Evet. Tabii bir şey var. Şimdi baktığınız zaman farklı adamlar onlar. O kadar takımları gezebilmek de bir şeydir. Şimdi bakıyorsun bitti dediği yerden Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Bitti dediği yerden gitti Fransa Lig 1'de evet, şampiyon evet. Oldu falan. Hani böyle bence ama başarı öyküsü diyoruz. Şöyle de bir şey var. Zaten Burak Yılmaz'ın kendi şeyleri de bitmiş bir Burak olarak geldi. Hatta Fenerbahçe'den Gökhan Unal'ın bonus evet. Olarak geldi Trabzonspor'a. Evet. Bonservis. Yani Şenol Güneş onun çok istedi. İstedi evet. Şenol Güneş'in Burak'ın üzerinde çok büyük emeği vardır. Yani. Kesinlikle. Şenol Güneş'in Türk futbolu üzerinde çok büyük emeği vardır. Kesinlikle. Hatta size şunu söyleyeyim. İşte 2010-2011 sezonu öncesi Burak o sene santrafor oynamadı. Sağ kenar oynattı evet, Şenol Hoca'nı evet. Ve bir efsane Yattara'yı kesti. Yattara'nın yerini oynattı evet. Evet. Yattara kenarda oynadı. Arkada oynadı Yattara yani. Yedekti. Toplu oynayan adamı çok sevmez Şenol Hoca zaten. Aynen. Diyorum program süremizin de sonuna geldik. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bizi ben kırmadınız çok yine. Çok güzel muhabbet oldu. Burada okumadığım bir mesajı varsa başkanım. Keyifli oldu. Şunu söyleyeyim mesajdan önce. Şimdi taraftarımız tabii çilek olarak şunu aldık. İşte yok işte santrfor çileğimiz şudur falan gibi böyle bir şey bekliyor. Ben şöyle söyleyeyim. Takımımıza katılan çok kaliteli oyuncular var. İdmanlara çıkıyorlar. Onların da lisansları bu hafta içerisinde onları da çıkartmış olacak. Olacağız. Lisanslarını çıkarttığımız zamanda da çıkartmadan önce de paylaşımlarını da sosyal medya üzerinden yapacağız. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bu takımın en çileği şudur. İşte bu takımın kreması budur falan diyeceğimiz değil. Bu takım birbirini çok iyi tamamlayan çok iyi bir takım. Onun için hepsi benim çileklerim demek istiyorum evet. Burada. Takımın hepsi birden çilekmiş. Evet. Yani. Hüseyin Gerçeker. Hüseyin Gerçeker evet. Ben okuyayım. Pandemi nedeniyle ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde Ünyespor'umuza sahip çıkmak ve üst lig hedefi koymak zaten başlı başına bir başarıdır. Başkanımızın her zaman yayındayız. Sevgiler, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kendisine başkanlar başkanı istiyorum. Çok sağ olsun. Ünye Gücü FK'da kendisi yönetim kurulu başkanımızdır. Orada çok güzel bir sinerji yarattığımız için bize de bir örnek olmuştur. Devamında inşallah Ünye Spor ve
devamında da olacaktır. Kendisi de benim şahsımın onursal başkanıdır. Yani, eklemek istediğiniz bir şey yoksa program süremizin de sonuna geldik. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri sabırla izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta 20.30'da Salı günü tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar.